Ne yazık ki tabii her haber bu kadar eğlenceli değil. İhmaller zinciri 7 yaşındaki Mehmet Ali'yi hayattan kopardı. Onun ölümüne neden olanların aldıkları cezalarsa anneyi gözyaşına boğdu. Karara göre küçük çocuğun canının bedeli 72 bin liraydı. Mahkeme o paranın da 24 taksitle ödenmesine karar verdi. Okul bahçesinde üzerine düşen kapı 7 yaşındaki Mehmet Ali'yi hayattan kopardı. Onun geleceğini elinden alan sorumlulara kesilen ceza ise vicdanları sızlattı. Derince'de yaşayan İşler ailesinin 7 yaşındaki oğulları Mehmet Ali, büyük hayallerle başladığı okulunun bahçesinde oyun oynarken canından oldu. Biz çocuğumuzu bu öğretmenlere emanet ettik. Okusun diye ama maalesef sahip çıkmadılar. 200 kilo ağırlığındaki bahçe kapısı küçük çocuğun üzerine devrildi. Ağır yaralanan Mehmet Ali doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bu gözyaşlarımızın hesabını kim verecek? Gözümün önünden geçmiyorum. Hala gözümün önünde. Bu çocuk her gün diyor abim öldü abim. Taksirle öldürme suçundan yargılanan kontrol görevlisi Kemal Yücesan, ihale kabul komisyonu üyesi Tarık Topaloğulları ve kapıyı yapan firmanın sahibi Hüseyin Er, ihal indirimiyle 3 yıl 4'er ay cezaya çarptırıldı. Böyle bir karar olamaz ya. Bu neye dayanarak böyle bir karar veriliyor anlamış değilim. Bizi cezalandırdılar, sanıkları ödüllendirdiler. O kararın vicdan yaralayan tarafıysa cezaların paraya çevrilmesi oldu. Hapis cezalarını 72 bin lira para cezasına çeviren mahkeme, zanlılara bunu 24 taksitle ödeme fırsatı verdi. Paraya çevrilmesi yetmiyormuş gibi 24 bin liralık bir parayı 24 taksite bölmüş durumdalar. Hem bizi hem aileyi çok yaralamıştır.